Teşekkür ediyorum. Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetimizin çok... Bugün Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun her sene düzenlediği bölge iftarlarının dördüncüsünü Adıyaman'da düzenledikleri için Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Öncelikle Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti olarak hazırladığımız iftar programımıza teşriflerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederken, manevi iklimi ve ile gönüllere nakşeden Ramazan ayının bu güzel akşamında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. İftar programımıza tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Malumunuz olduğu üzere erken genel seçim kararı sonrası Türkiye'de hızla 24 Haziran'da yapılacak olan seçim sürecine girildi. Elbette her seçim döneminde olduğu gibi yine bu seçimlerde de biz gazetecilere büyük sorumluluklar düşmekte olduğu gibi yine bu seçimlerde de biz gazetecilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle hak ettiğimiz çerçevesinde araştıran, sorgulayan, eleştiren ve dengeli biçimde habercilik yapan meslektaşlarımıza seçim dönemlerinde daha büyük görevler düşmekte. Kamuoyunun da dikkatle odaklandığı önemli mercilerden biri de gazeteciliktir. Elbette meslektaşlarımızın seçim dönemleri dışında da önemli sorumlulukları vardır. Ancak bu sorumluluk seçim dönemlerinde daha da artmaktadır. Siyasetçilerin seçim beyannamelerinin ve vaatlerinin köşe yazılarıyla, gazetecilerin analiz haberleriyle ve yapılan röportajlarla şekillenmesi kamuoyu üzerinde büyük etkiler bırakmaktadır. Bir nevi kamuoyunun nabzını tutan gazeteci meslektaşlarımız siyasi bilgilerin ve yapılan bilgilerin de önemli kaynakları arasında yer alır. Bir başka ifadeyle kamuoyunun ve kitlelerin önemli bir kısmı politik konularla bilgiler ifadeyle gazetelerden edinmekte ve bu doğrultuda bir yol haritası çizmektedir. İşte bu noktada objektif haber anlayışıyla sahalarda ter döken meslektaşlarım demokratik noktada objektif haber anlayışıyla seçim döneminde seçmenlere gerekli katkıyı en üst seviyede yapmaya çalışıyor. Ben öncelikle genç cemiyet başkanım İbrahim Arslan ve yönetim kurulunu gerçekten kutluyorum. Biz bu iftar sofralarını her yıl çeşitli illerde yapıyoruz. Bu yıl Karabük, Adana, Kayseri'de yaptık. Bu dördüncüsü. Gerçekten bölgeyi aşarak yurdun dört bir tarafından cemiyet başkanlarımızı ve sizlerle bizi buluşturduğu için kutluyorum. Ben özellikle dışarıdan gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Adıyaman barışın, huzurun başkentidir. 24 saat 365 gün güvenli bir yerdir. İnşallah burada güzel bir gün geçireceksiniz. Başkanlar toplantısında burada olacağım müjdesini Sayın Genel Başkan verdiler. İnşallah en kısa zamanda ayarlayacağız. Adıyaman'da geçen saatlerinizin, günlerinizin güzel olmasını diliyorum. Hüsrev Bey'in yaptığı doğruydu aslında. Oradan buraya kadar gelmek bir hayli zaman alıyor. Bu da bizim konuşma süremizden kesilebilir. Ben meclis başkan vekili olurken zaman zaman yönettiğimde çok uzaktan gelen arkadaşlara diyorum sizin hissenizden bir dakika düşüyorum ona göre. Şimdi değerli hemşehrilerim, Adıyaman gerçekten çok güzel, çok şirin. İşte şu anda şu toplantı ortamında da görüyorsun. Huzurun hakim olduğu çok güzel bir beldemiz, güzel bir şehrimiz. Burada aslında belki gazetecilerin de zaman zaman köşelerine taşıması gereken, Adıyaman'ın bu güzelliğini ifade etmesi gereken bir noktada olduklarını düşünüyorum. Çünkü Adıyaman Alevisiyle, Sünnisiyle, Süryanisiyle, Müslümanıyla, Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla, hatta Suriyeli Arap kardeşlerimizle birlikte hemhal olmuş, kardeş olmuş, birliğin ve beraberliğin hakim olduğu çok güzel bir belde. Terörün en azgın olduğu zamanlarda dahi ülkesine, milletine, bayrağına sevdalı bu şehir teröre asla prim vermemiş. Huzur içerisinde yaşamayı huzurun başkenti olarak hak etmiş ve dünden bugüne, inşallah bugünden yarına da bu birlikteliği, bu kardeşliği hep birlikte yaşayacaktır.